أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim hakkı hak bilip ona uymayı, batılı batıl bilip ondan sakınabilmeyi İman-ı kâmil ile dünyadan hazırlıklı bir şekilde göçebilmeyi, ruz-u mahşerde Habibi ile kucaklaşabilmeyi her birimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin bize emir ve yasaklarını ihtiva eden Kitabullah'ı var. Kur'an-ı Kerim var aramızda, elimizde, önümüzde. Bu Kur'an-ı Kerim Rabbimizin bize olan emir ve yasaklarını ihtiva eder. Nasıl hayatımızı sürdürmemiz gerektiğini bizlere talim buyurur, öğretir. Kur'an-ı Kerim'inde Enfal Suresi'nin 24. ayeti kerimesinde şöyle buyurur: "Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım, İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'âkum limâ yuhyîküm." Sizi hayata kavuşturacak, ölümden kurtaracak şeylere sizi davet ettiğinde hemen icabet edin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin. Teslim oldum Allah'ım, tamam baş üstüne Allah'ım deyin diyor Enfal Suresi'nin 24. ayeti kerimesinde. Şimdi burada çok önemli bir cümle var. Nedir o? اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Yani sizi hayata kavuşturacak, ölümden kurtaracak, felaketten kurtaracak şeye davet ettiği zaman siz hemen icabet edin diyor Allah Celle Celaluhu. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta şurasıdır. Demek ki Allah ve Resulü'nün bizi davet ettiği şeyler, bize hayat veren şeylerdir. Hani toprağa hayat veren su olduğu gibi, bize hayat veren, gerçek hayata bizi kavuşturan şeyler, Rabbimizin bizi davet ettiği şeylerdir. Yani kıymetli müminler, başta iman insanı ne yapar? İhya eder, diriltir. اَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. Bir insan düşünün ki ölüdür, biz onu dirilttik ve
ona bir nur verdik, dosdoğru yolda yürüme imkanı verdik. Bu insan ile ölü bir olur mu diyor Allah Celle Celaluhu. Ölü bir insan ki biz onu dirilttik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve cealnâ lehu nûran yemşî bihi finnâs. İnsanların arasında yürürken bir nura kavuşmuştur. Hayat sahibi olmuş, bir nura kavuşmuştur. Bu insan ile ölü insan aynı olur mu diyor. Peki ölüydü, dirilttik onu ne demektir? İmansızdı, iman nasip ettik ona demektir. Yani Allah Celle Celaluhu'nun nazarında imansız insanlar ölü gibidirler. Hayattan bir menfaat elde edemezler. Çünkü mümin olan bir insanın hayatta her dakikası, her nefesi kazanmasına imkan tanır. Namaz kılar kazanır, abdest kılar kazanır, oruç tutar kazanır, birisine selam verir kazanır, yemeğe besmele ile başlar kazanır, tefekkür eder kazanır, sonunda hamd dua eder kazanır, hep kazanır. Ancak bir insanda iman yoksa hiçbir şey kazanamaz. Dolayısıyla ölü bir insanın kazanma şansı yoktur. Kafir bir insan da ne yaparsa yapsın kazanma şansı yoktur. Evvela iman etmesi lazım. O zaman hayat bulmanın birinci ayağı nedir? Birinci basamağı nedir? İman sahibi olmaktır. Elhamdülillah Rabbim bu şerefi bizlere nasip etmiştir. Kemalini, tamamını, devamını nasip eylesin. Peki iman sahibi olunca hayatın birinci basamağını ayağımızı atmış olduk. Şimdi komada olan insanlar da hayattadırlar, ölü değillerdir. Yoğun bakımda olan insanlar da hayattadırlar, ölü değillerdir. Sağlıklı yürüyenler de hayattadırlar. Efendim rakipleriyle beraber marş yapan, boks yapan onlar da hayattadırlar, ölü değillerdir. Ama ringe çıkıp maç yapan bir boksör ile yoğun bakımdaki bir hasta, ikisi de hayattadır, ölü değildir ama arada fark var mı? Arada çok fark vardır, değil mi? Felç olmuş, yatağından kalkamayan, yatağına bağımlı olan bir insan da hayattadır, ölü değildir. Ama efendim, her türlü aktivitesi yerinde olan bir insanın hayatıyla kıyaslanamayacak kadar bir hayatı vardır. İşte kıymetli dostlar, İman sahibi olduktan sonra insan hayatın birinci kademesine ayağını atmış, nefes alıp vermeye başladı. Damarlarında kan dolaşmaya başladı. Bundan sonra bu güçlenebilmesi için, ayağa kalkabilmesi için, güçlü ve kuvvetli olabilmesi için ameli salihe ihtiyaç var. Ne yapıyorlar? Serum takıyorlar, ilaç veriyorlar. Yoğun bakımda serumlarla efendim burundan veya gırtlaktan mamalarla besliyorlar, ilaçla takviye ediyorlar. Adam eğer kendine gelecekse kendine geliyor. Aynı şekilde müminler, imanla beraber biz hayata elhamdülillah merhaba demiş oluyoruz. Ancak burada hayatı güçlendirme adına ne yapmak lazım, ne ile güçlendirmek lazım, hangi serumlarla güçlendirmek, hangi gıdalarla güçlendirmek gerekiyor? Salih amellerle. Yani Rabbimizin bize verdiği vazifeler var, o vazifelerle. Bazı saksılar her gün sulanması gerekir, bazı saksılar haftada bir sularsan yeter. Efendim, dolayısıyla saksısından saksısına değişmiş oluyor. Bazı bitkiler aşırı derecede su isterler, bir kısmı da efendim o kadar fazla su olmadan olabiliyor. Şimdi bizim hayatımızı sürdürebilmek için her gün 5 defa sulanması gereken cihetler var. 5 defa kullanmamız gereken su var, 5 vakit namaz. Bu ne yapıyor? Bizim hayatımızı güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Abdestiyle beraber, namaz rekatlarıyla beraber, usulüne uygun kılındığı zaman ne yapıyor? Bizim hayatımızı güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Senede bir yapılacak bir aylık bir sulama vardır. O da nedir? Ramazan orucudur. Senede bir yapılacak bir başka sulama şekli vardır. O da zekat verebilecek olan kişilerin zekat vermesidir. Serveti çok olan insanların bu servetini temizleyebilmeleri için ömürde bir kerede bir haç ile onu sulamaları gerekmektedir. Tıpkı sulanması gerekeni sulamadığınız zaman sararmaya ve zayıflamaya mahkum olduğu gibi imanlarımız da bizim için bir hayat vesilesidir. Bu hayatı
canlı ve heyecanlı hale getirebilmek için salih amellere, kulluğa ihtiyaç vardır. Kıymetli müminler, bir insan Allah Celle ve Ala Hazretlerine iman ettikten sonra istikamet üzere devam eder, salih amelleri Allahu Teala'nın istediği gibi kulluk vazifelerini yerine getirirse Allah Celle Celaluhu onu hem dünyada hem ahirette bu performansı sebebiyle emrine inkiyat etmesi, boyun eğmiş olması sebebiyle muhafaza eder. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu, nakletmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ Sen Allah'ı muhafaza eyle, Allah'ın dinini, emir ve yasaklarını muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin. Yani biz Rabbimizin bize olan emir ve yasaklarını, dinini, kitabını muhafaza edersek Allah bizi hem dünyada hem ahirette muhafaza eder. Bir Allah dostu Afganistan'daki sıkıntıların başladığı, Rusya ile beraber zor durumda olduğu o dönemlerde efendim yatağına yattığında eşine dedi ki bak hanım dedi. Allah Celle Celaluhu bize diyor ki eğer benim şeriatımı, dinimi muhafaza ederseniz yersiniz, içersiniz, yatarsınız, kalkarsınız. Hayatınızı uygun şartlarda sürdürürsünüz. Afganistan gibi olmazsınız. Eğer benim dinimi muhafaza etmezseniz, emir ve yasaklarımı korumazsanız o zaman ne yatak var, ne doğru düzgün hayat var. Şimdi Suriye'deki kardeşlerimizi bir düşünelim, değil mi? Senin yattığın gibi yatabiliyor mu? Senin sofrayı kurduğun gibi kurabiliyor mu? Senin hayata baktığın gibi bakabiliyor mu? Bakamıyor. اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ Sen Allah'ın dinini muhafaza edersen, Allah da seni muhafaza eder. Allah'ın dinini, Allah'ı muhafaza etmek demek, Allah'ın şeriatini, yani Kur'an'ını, emir ve yasaklarını muhafaza etmek demektir. Peki gerçekten biz Allahu Teala'nın dinini muhafaza edersek Allah bizi muhafaza eder mi? İmam Müslim'in naklettiği bir hadis-i kutside şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Kim benim bir dostuma düşmanlık yaparsa ben ona harp ilan ettim der. Kim benim bir dostuma düşmanlık yaparsa ben ona harp ilan ettim der. Demek ki biz Allah'a dost olabilirsek İmanımızın yanında salih amellerimizle Allah'a dost olabilirsek bize düşmanlık yapanlara Allah ne yapar? Harp ilan eder. Eğer bizim müdafiimiz Allah olursa bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Çanakkale'de Haçlı orduları seferber oldular. Dünyanın her tarafından affedersiniz kuduz köpekler geldiler. Saldırmak için geldiler. Bir avuç insan var Çanakkale'de bizden. Ama dünyanın efendim egemen güçleri ağır silahlarıyla beraber geldiler. Bir sabah kahvaltısı gibi bunları yutarız dediler ve İstanbul'da gemilerimizi efendim limana demir attırırız dediler. İstanbul artık bizim için çantada keklik dediler. Peki ne oldu? İhfazillâhe yahfazuke. Sen Allah'ın dinini muhafaza edersen Allah seni muhafaza eder. Muhafaza etti mi cennet vatanımızı o kafirlerin istilasından? Evet, muhafaza etmiştir. Şimdi kıymetli dostlar, el ceza min cinsin amel diye Arapçada bir kural var. Yani ceza amel cinsindendir. Mesela siz toprağa tatlı pancar tohumu ekerseniz pancar alırsınız. Acı biber tohumu ekerseniz acı biber alırsınız. Tatlı bir biber tohumu ekerseniz ceza karşılık demektir. Ne ekersen onu alırsın. Dolayısıyla biz
Cenab-ı Hakk'ın dinini muhafaza edersek, Allah da bizi muhafaza eder. Yani bizim karşılığımız ne olmuş olacak? Bizim Allah'ın emir ve yasaklarını muhafaza etmemiz, haramdan, helalden kaçıp kulluk vazifelerimizi yerine getirmemizin karşılığında, dini muhafaza etmemiz, Kur'an'ı muhafaza etmemizin karşılığında, Allah Celle Celaluhu bizi muhafaza etmeyi garanti ediyor. اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مَجْزِيُّنْ بِهِ Cebrail aleyhisselam gelmiş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, عِشْ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مَيِّتُنْ Ne kadar yaşamak istersen yaşa ama sonunda mutlaka öleceksin demiştir. وَاَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ Kimi ne kadar sevmek istersen sev ama şunu bil ki فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ Her sevdiğinden ayrılacaksın. Bir sevgili var ki insan ondan ayrılmaz. O da Allah'tır Celle Celaluhu. Eğer Allah'tan başka birilerini seversek, eşini sev, çocuğunu sev, arabanı sev, fabrikanı sev, varlıklarını, paralarını sev, bir gün mutlaka hepsinden ayrılacaksın. Ama eğer Allah'ı seversen her şeyden ayrılırsın ama Allah'a gidersin. El-mevtu cisrun yusilul habibe ilel habib. Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur, seveni sevdiğine kavuşturur. Dolayısıyla kıymetli dostlar, biz dinimizi muhafaza edersek Allah Celle ve Ala Hazretleri bizim hem dünyamızı hem ahiretimizi muhafaza eder. Şimdi biz dinimizi muhafaza edersek Allah bizim malımızı, servetimizi de muhafaza eder. Bu konuda size Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle bu konuyu açıklamak isterim. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Kehf suresinde Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın bir kıssası vardır. Bu kıssa hikmetlerle doludur. Bu kıssanın üçüncü bölümünde Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın yolculuğu esnasında üç tane sorunla karşılaştı Musa aleyhisselam. Üçüne de itiraz etti. Halbuki itiraz etmemeye söz vermişti. Hikmetini anlayamadığı için itiraz etti. Üçüncü itirazda dedi ki bizim talebelik hocalım meselemiz bitti. Şimdi senin tahammül edemediğim sorusunu sorduğun, itiraz ettiğin meselelerin hikmetini sana açıklayayım dedi. Üçüncü itirazında ne vardı? Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam yolculukta acıkmışlar, yiyecek bir şey yok yanlarında. Bir beldeye uğrarlar. O beldedeki insanlara derler ki bizim karnımız aç, bize yardımcı olun. Onlar yola çıkarken hesap etseydiniz, bana ne? Bizden size yemek çıkmaz dediler. Tanımadıkları, o köyden gelip geçen misafirlere tavır ve davranışları böyle oldu. Hiç kimse onlara, canım siz madem yolcusunuz olabilir, aç kaldınız bir çorba verelim, bir dilim ekmek verelim demediler. Musa aleyhisselam köylülerin o tutum ve davranışlarına çok sinirlendi. İnsanlık bu mu yani? Elbette, çok affedersin insan, kediyi görse açlıktan kıvranıyor, köpeği görse açlıktan kıvranıyor. Ne yapar? Merhamet eder. İnsan, iki tane tanımadığın, uzaktan gelip geçen insan ne yapıyor? Açlıktan sıkıntı içerisinde yola da devam edecekler. Bir çorba, bir parça ekmek verilmez mi? Musa aleyhisselam bayağı sinirlendi bu olaya. O köyde böyle bir duvar vardı, yıkıldı, yıkılıyor. Ev duvarı, eski bir bina duvarı, yıkıldı, yıkılıyor. Tam o yıkıldı, yıkılmak üzere olan, tehlikeli duruş yapan duvarı, Hızır aleyhisselam dedi ki, ben bu duvarı düzelteyim dedi. Şöyle bir salladı duvarı, yeni yapılmış duvar gibi oldu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselama dedi ki, ya Allah Celle Celaluhu tabiri caizse seni cennetine koysun. Niye böyle yaptın dedi, ne yaptım dedi. Yani dedi, madem sen bu duvarı böyle iki sallamakla yerine koyup düzgün yepyeni bir duvar yapma kabiliyetine sahiptin, bunu becerebilirdin. Bu köylülerden yemek istedik, vermediler bize. Diyebilirdin ki, ey köylüler, sizin şu duvarınızı düzelteyim, siz de bizim karnımızı doyurun derdin. Hem duvar düzelirdi, hem de karnımız düzelirdi.
Niye bunu bedava yaptın? Biz açlığa talim edeceğiz, dedi. Şimdi bunun sırrını daha sonra anlattı Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a. Dedi ki: "Ve emmel cidaru fekane li gulameyni yetimeyni fil Medine." O düzelttiğimiz duvar var ya, bu şehirde yaşayan iki tane yetim çocuğa aitti. İki yetim çocuğa aitti. Bu köylüler, bu beldedeki insanlar da merhametsiz insan olduklarını zaten sen de gördün, ben de gördüm. Yani yoldan gelip geçen iki tane misafire bir parça ekmek vermekten, bir tas çorba vermekten, bir bardak ayran vermekten mahrum. Böylesine efendim merhametten mahrum insanlar bunlar. Bu düzelttiğim duvar iki tane yetim çocuğa ait idi. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا O duvarın altında bu çocuklara ait bir hazine vardı. Çocuklar yetim, daha küçük. Eğer bu duvar yıkılsaydı, o çocuklar küçükken duvar yıkılsaydı, alttaki hazine çıkacak, bu köylüler o çocuklara, yetimlere bundan hiçbir şey bırakmayacaklar, tarumar edeceklerdi. Dolayısıyla bu yetimlerin hakkını korumak için ben duvarı düzelttim. Yetimlerden de para istememiz doğru olmazdı. Asıl cümleye geliyorum, dersimizle alakalı bölümüne geliyorum. وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا Bu iki çocuğun babaları salih insan idiler. Yani bunlar yetim olduğuna göre annesi ve babası ölmüş. Doğru mu? Annesi babası ölmüş. Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimesinde Hızır Aleyhisselam vasıtasıyla bize şunu öğretiyor. Bu çocukların annesi ve babası salih insanlar idiler. Allah'ın emirlerine boyun büken, haramlardan sakınan, kulluk vazifelerini doğru düzgün yerine getiren insanlar idi. Bakınız kıymetli dostlar, salih olan, yani Allah'ın emir ve yasaklarını, kulluk vazifelerini yerine doğru düzgün getiren insanların çocuklarına düşen mal ve serveti Allah korumuş oldu Hızır Aleyhisselam vasıtasıyla. Duvarı düzeltti, çocuklar büyüyecek, kendi kendilerini savunacak duruma gelince, kendi haklarını kimseye yedirmeyecek duruma geldikten sonra hazineye malik olacaklar. Burada dersimizle alakalı bölümü, Allah Celle Celaluhu bir insanın, karı kocanın hayatlarında salah ve takva ile yaşamış olmaları, haramlardan uzak, kulluk vazifelerine endeksli bir hayatı sürdürmeleri neticesinde Allah onlardan kalan hazineyi ne yapmıştır? Korumuştur, muhafaza etmiştir. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkar mı kıymetli dostlar? Biz dinimizi muhafaza edersek Allah bizim hem dünyamızı hem ahiretimizi muhafaza eder sonucu çıkar mı? Elbette çıkar. Burada ne olmuştur? Yetimlerin malını Allah babalarının salahı ve takvası sebebiyle Allah'a kulluk yaparak hayatlarını değerlendirmiş olmaları sebebiyle muhafaza etmiştir. Babanın ve annenin dini muhafaza etmesi evladın malının muhafazasına sebep oluyorsa, ya bizim kendi dinimizi muhafaza etmemiz kendi malımızın muhafazasına da elbette sebep olur. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Cin Suresi var. Onun 16. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: وَاَنْ لَوِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّر۪يقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْ غَدَقَى Eğer kullarım onlara gösterdiğim yolda, onlara gönderdiğim emir ve yasaklarda, çizdiğim harita yolunda eğer istikamet üzere yürürlerse, dediğimin dışına çıkmazlarsa لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْ غَدَقَى Onlara bol bereketli yağmurlar yağdıracağım, kuruyan bahçelerini yemyeşil hale getireceğim, ağlayan gözleri, yüzleri güler duruma getireceğim, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani benim onlara gönderdiğim emir ve yasaklar var, kulluk vazifeleri var. Bunları yerine getirirlerse ben onlara gökten bol bereketli yağmurlar göndereceğim. Bağlar, bahçeler, meyvelerle, sebzelerle dolup taşacak, bolluk olacak.
buyuruyor. Bu ayeti kerimede bize neyi gösteriyor kıymetli dostlar? Biz kulluk vazifelerimizi yerine getirirsek el ceza min cinsil amel karşılığında Allah Celle Celaluhu siz kulluğunuzu yaparsanız ben de Rabbliğimi yaparım demiş oluyor kıymetli dostlar. Biz kulluk vazifemizi yaparsak dünyada malımızı koruruz. Ölümümüz güzel olur. Ahiretimiz güzel olur. Allah bize her yerde imdad eder. Bir hadis-i şeriflerinde kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a asi olarak geçirilen bir ömrün neticesinde emri ilahi geldiğinde Azrail aleyhisselam emaneti almak için geldiğinde o insanın bedeninden ruhunun çıkmasını kenez'i şevki minessufil meblul diye bir teşbih yapıyor. Yani hayatında haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım dercesine yaşayan, benim için önemli olan para kazanmaktır. Harammış, helalmiş, faizmiş, değilmiş, önemli değil. Yaratan Allah var, polisten korktuğu kadar Allah'tan korkmaz. Askerden korktuğu kadar Allah'tan korkmaz. Patrondan korktuğu kadar Allah'tan korkmaz. Böyle bir hayatı sürdüren, Allah'ı takmadan bir hayatı sürdüren bir insan, ölüm vakti geldiği zaman ruhunun bedenden çıkması neye benziyor? Efendimiz bunu bir misalle anlatıyor. Yün, ıslak yün düşünün. Islak bir yünün içerisinde dikenler olsa, dikenler sarılmış olsa, o dikeni o yünlerin içerisinden çekip ıslak yünün içerisinden çekmek istersen nasıl zordur o dikeni onun içerisinden çekmek? İşte Allah'a asi olarak yaşayan, Allah'ı dinlemeden, emir ve yasaklarına uymadan hayatını sürdüren insanın ölüm halindeki ruhunu teslim etme manzarasını Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu misalde anlatılan zor bir manzaraya benzetmiş oluyor. Anlaşılıyor ki biz dinimizi muhafaza edersek Allah hayatta da bizi muhafaza eder, ölürken de muhafaza eder, ahirette de muhafaza eder. Eğer biz tersini yaparsak o zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi ölürken de muhafaza etmez, garanti etmiyor. Peki biz dinimizi muhafaza edersek ölüm esnasında Allah bize imdad eder mi derseniz onu da Fussilet suresinde Allah Celle ve Ala Hazretleri 30 ve 31. ayeti kerimelerinde kısaca şöyle ifade edeyim. O kullarımız ki Rabbimiz Allah'tır dediler ve istikamet üzere hayatlarını sürdürdüler. Nedir istikamet? Haramlara sırtımızı çevireceğiz. Kulluk vazifelerimizi istendiği gibi yapacağız. Kulluk vazifelerimizi istendiği gibi yapacağız. Efendim, Rabbimiz Allah'tır deyip iman edip istikamet üzere yürüyenler son nefeslerine geldikleri zaman biz onlara melekleri göndeririz. Rahmet meleklerini göndeririz. Melekler onlara ne der? Melekler onlara şunu söylerler. لَا تَخَافُ Korkma. Korkma. Ölüyorsun. Ahirete göçüyorsun. Korkma. Çirkin bir manzarayla sen karşılaşmayacaksın. Aileni, çocuklarını bırakıyorsun, onlardan ayrılıyorsun. Üzülme. Buluşturacak sizi Allah Celle Celaluhu. Müjde sana. Karanlık bir yere değil, cennete doğru gidiyorsun. Müjde sana. Der onlara melekler. Nerede bu Fussilet suresinin 30-31. ayeti kelimelerinde. Sadece bu kadarla da bitmiyor. Nahnu evliyaukum fil hayati dunya ve fil ahire. Biz melekler dünyada senin dostunduk. Sen bilmiyordun. Bak şimdi sana dost olduğumuzu bildiriyoruz sana. Yarın ahirette mahşerde korkma. Biz sana yine dost olarak yanına geleceğiz biz. Herkes diriltildiği zaman sen de diriltileceksin. Yanında biz varız. Biz sana yol göstereceğiz. Ve bu melekler, kıymetli dostlar, mahşerin korkunç manzaraları gerçekleştikçe onların yanında durur. Korkma, bu manzara senin için değildir. Cehennem mahşere doğru getirilecek. İnsanların tabiri caizse ciğerleri ağzına gelecek. Melekler bunlara, korkma, korkma, bu seninle alakalı değildir. Korkma. Dolayısıyla bunlar ölürken, mahşerde ta cennete girinceye kadar yanlarında kendilerine güven verecek, dostluk yapacak, eşlik yapacak melekleri Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onlara gönderecek. Neyin karşılığı bu?
İman ettim dedikten sonra istikamet üzere Allah Celle ve Ala Hazretlerinin kulu olduğunu bilerek bu bilinç içerisinde mayın tarlasında yürür gibi haramlar karşısında hassas olacak, vazifelerini yerine getirmekte, kulluğunu yerine getirmekte hassas olacak. Kıymetli dostlar, hani derler ya senin baban muhtar mı diye. Şimdi kendi kendimize şunu sormalıyız. Biz kul muyuz, değil miyiz? Eğer Allah'ın kuluysa kul gibi hareket etmek lazım. Kul ise kul gibi hareket etmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neydi? وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ عَبْدُهُ ne demek? Kul. Eğer kul isek Muhammed Mustafa gibi kul olmamız lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Kulluk anlayışımız öyle olması lazım. Hayatta bile bile Allah'a isyan ettiği bir kere olmuş mudur? Olmamıştır. Kul dediğin budur zaten. Biz de bile bile ne yapmamamız lazım? İsyan etmememiz lazım. Kul isek böyle. Biz onun gibi olamayız. Olamadığımız belli de Allah Celle Celaluhu bize de yol gösteriyor. Kullarım, eğer bir yanlışa düşerseniz, ayağınız kayar, nefsiniz kaydırırsa sizi, hatanızı hatırlar hatırlamaz hemen tevbe edeceksiniz. Özür dilerim Allah'ım diyeceksiniz. Ben sizin samimiyetinizi bilirim, affederim sizi diyor. Dolayısıyla biz tertemiz bir kul olabilir miyiz? Yanlışlarımıza rağmen, günahlarımıza rağmen tertemiz bir kul olabilir miyiz? Olabiliriz. Zira bizi temizleyecek tevbemiz var, istiğfarımız var, özür dilememiz var. Hatip Efendi her cuma günü hutbe okuduğunda birinci hutbenin sonunda ne diyor? اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ Ne demek? Günahından tevbe eden, samimi bir şekilde tevbe eden, o günahı işlemeyen gibidir buyuruluyor. Kıymetli dostlar, bir de şunu paylaşalım. El ceza min cinsil amel. Biz Allah-u Teala'nın dinini korursak, Allah bizi hayatta korur, malımızı korur, bereketlendirir. Ölürken Allah bize yardım eder, bizi korur. Diriltildiğimiz zaman yanımıza melekleri, rahmet meleklerini gönderir, bize yardım eder. Neyin karşılığı bu? Dini muhafaza etmenin karşılığı. Beş vakit namazı muhafaza etmenin karşılığı, gözümüzü, dilimizi, kalbimizi muhafaza etmenin karşılığı. Kısacası şeriat-i garra-i Muhammediye'yi, Kur'an-ı Azimuşşan'ı, dini celili İslam'ı muhafaza etmenin, hayatımızı ibadetlerle, Rabbimizin razı olduğu emirlerle takviye etmenin, ihya etmenin karşılığı. Bakınız, ölüm esnasında güzel amellerimizin nasıl imdadımıza koştuğunu Fussilet suresindeki ayeti kerimeyle izah etmeye çalıştım. Kıymetli dostlar, bir insan istikamet üzere değil, nefsinin istediği gibi yaşıyorsa ölüm esnasındaki onun sıkıntısını da hadis-i şeriften paylaştık. Ayet yok mu bu konuda? Ayet de vardır. وَلَوْ تَرَى اَحْ bir görseydin اِذِ الْمُجْرِمُونَ diye suçlu ve günahkar insanların ölüm manzarasını bir görseydin, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde anlatılıyor. Melekler onlara nasıl çaktığını, çıkarın canlarınızı deyip gırtlaklarından adeta ateş çıkarcasına onların ruhunu bedenlerinden çıkarmak için meleklerin onları nasıl dövdüğünü ah bir görebilseydiniz diyen ayet-i kerimeler de var. Yani ölüm manzarası böyle. Allah'ın dinini muhafaza etmeyen insanın ölüm haliyle dinini muhafaza eden insanın ölüm manzarası böyle. Diriltilme manzarasında kardeşim, diriltildiğin zaman yanına Allah'ın rahmet meleklerinden birkaç tane meleğin hemen yanına dikilmesini ister misin? Cennetten birer elbise getirmesini ister misin? Biz sana eşlik yapacağız. Ta seni cennete yerleştirinceye kadar sana eşlik yapacağız. Biz senin dostunuz, Allah bizi görevlendirdi demesini istiyor musun? Hepimiz isteriz. O zaman ne yapmak gerekiyor? Efendim, kul olduğumuzu bilerek kulluk vazifelerimizi yerine getirmiş olacağız. Eğer bir dairede memursak, haftada 5 gün gitmemiz gerekiyorsa 5 gün gidiyoruz. Efendim, 8 saat bulunmamız gerekiyorsa 8 saat bulunuyoruz. Saat 8'de işbaşı yapmamız gerekiyorsa 8'de işbaşı yapıyoruz. Niye? Gerekiyorsa 8 saat böyledir. Onu yapıyoruz. Gitmezsek hesaba çekiliriz. Buna inanıyoruz. Kardeşim, patron seni, amir seni hesaba çeker de Allah seni hesaba çekmez mi?
onun kurallarını çiğnemenin bir bedeli varsa, Allah'ın kurallarını çiğnemenin bir bedeli yok mu? Bu bedeli elbette bekleyeceksin. El ceza min cinsil amel. Alacağın karşılık yaptığın amelin karşılığıdır. Acı biber tohumu ekersen kardeşim, acı biber toplarsın. Eğer hayatını acılaştırırsan ahiretin acı olur. Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri dinine yardım edenlere, dinini muhafaza edenlere, ibadet vazifelerini doğru düzgün yerine getiren insanlara Sırat Köprüsü'nden geçerken de yardım eder. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini paylaşalım siz dostlarımızla. Bizim mahşerde karşılaşacağımız bir takım merhaleler var. Ölüm birinci geçidimizdir. Kabirde münker ve nekir meleklerin suali ayrı bir geçittir. Ama kıyamette işte pırıl pırıl yüzlerin beyaz olması var, simsiyah olması var. Amel defterlerin dağıtılması var, sağ elden sol elden alma işi var. Bunlar çok heyecanlı manzaralar, maceralar. Gerçekten insanların yani en çok dikkatlerini çekecek, belki de anasından doğduğuna pişman olacak çok korkunç manzaralar, zor manzaralar bunlar. Bir de mizanın başında amellerin tartılması. Bu da çok zor bir manzaradır. Her amel, yani iğne ucu kadar, efendim zerre kadar olan her amelin gireceği bir mizan vardır. Bunu Rabbimiz Kur'an'da haber veriyor. Çoğunuzun bildiği surelerden de bir tanesinde فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerre kadar iyilikler ve zerre kadar kötülükler değerlendirilecek diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. O mizandan sonra bunlar hepsi geçilebilecek, geçeceğimiz duraklardır. En son durak çok zor bir durak. O da Sırat Köprüsü'dür. Bu Sırat Köprüsü nerede kurulmuştur? Ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Cehennemin üzerine kurulmuş bir Sırat Köprüsü. Altında cehennemin fokur fokur kaynadığı bir köprü. Bu köprüden insan ya geçecek, geriye dönüş imkanı yoktur. Ya geçecek ya aşağı alınacak. Ya aşağı alınacak, başkası yok. Sırat Köprüsü ve in minkum illa variduha. Herkes oradan geçecek, başka çaresi yok. Şimdi oradan geçişi anlatırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Feminen nasi men yemurru aleyhi kel berqi." Yani o Sırat Köprüsü'nden geçecek, geçmekle herkes karşı karşıya kalacak. Ama bir kısmı nasıl geçecek? Işık hızıyla geçecek. Berk, şimşek gibi, ışık hızıyla geçecek. Yani elektrik hızıyla beraber geçme işi nasıl bir şey? Elektrik bir saniyede, rahmetli babam küçükken bize söylerdi. Derdi ki, oğlum elektrik, ışık dünyayı saniyede 1,5 defa dolaşır derdi. Yani dünyanın tamamını 1,5 defa dolaşır. Elektrik hızı bu kadar hızlıdır, ışık hızı bu kadar hızlıdır. Efendim, ışık hızıyla beraber Sırat Köprüsü'nü karşıya geçecek insanlar var diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka? Sonra diyor ki وَمِنْهُمْ كَالْفَرْسِ السَّرِيعِ. Çok hızlı koşan at gibi. Yani bugünkü ifadelerle işte 300 basan arabalar vardır. 300 kilometre süratle giden araba ile arabanın hızı gibi geçenler vardır. Ondan sonra 200 kilometre, 150 kilometre, 100 kilometre derken aşağı doğru gel 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 gel, en son buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْبُوا. Öyleleri vardır ki Sırat Köprüsü'nde ayakta yürüyemeyecek. Ayağını bastığı zaman pat diye düşecek, ayağa kalkamayacak, emekliye emekliye karşıya geçecek. Peki sorayım size kıymetli dostlar, şimşek gibi geçecekler vardır, 500 kilometre süratle geçecekler vardır. Gele 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 arkaya doğru ne oluyor? Azalıyor, azalıyor. En son Sırat Köprüsü'nü geçebilen ayakta geçemeyecek. Ayağını bastığı zaman yere düşecek. Yere düştükten sonra emekliye emekliye geçecek. Onu da anlatıyor uzun uzun. Emekliye emekliye geçmesi nasıl olacak? Sırat Köprüsü'nün sağına yaklaşacak. Zikzak çizerek yürüyecek. Sağına yaklaşınca aşağıdan gelen alevler koluna değecek. Yandım deyip sola kaçacak. Bu sefer sola yaklaşınca sol taraftan alevler vuracak eline. Kısacası bu şekilde Sırat Köprüsü'nü zar zor en son geçen geçecek.
bundan sonra gelenler geçemeyecek, aşağıya atılacaklar. Kıymetli dostlar, ne dersiniz? Acaba dünyada iyi koşu yapanlar, maratonu iyi olanlar Sırat Köprüsü'nü iyi geçebilirler mi? Bunun onunla bir alakası var mı? Onunla bir alakası yok. Sırat Köprüsü'nden geçmek, imanının yanında biriktirdiğin amellere bağlıdır. Kardeşim, Allah sana bir ömür verdi. Bu ömür sermayesi içerisinde buluğa erdiğin günden itibaren son nefesine kadar her gün olmazsa olmaz 5 vakit namaz istedi. Bunlar tamamsa Sırat Köprüsü'nü iyi geçersin. Oruç istedi. Bunlar tamamsa iyi geçersin. Zekatı, haccı tamamsa iyi geçersin. Yalanın yoksa, harama muptela olman yoksa, eteğini koruduysan, zinadan uzaksan, faizden uzaksan, kısacası kul olduğunu bildiysen, kul olarak yaşadıysan, o zaman Sırat Köprüsü'nü geçmek kolay olur. Ne kadar para o kadar köfte demişler, değil mi? Ne kadar imanının yanında amelin varsa Sırat Köprüsü'nü geçmek o kadar kolay olacaktır. Mahşerdeki sıkıntıları telafi etmek o kadar kolay olacaktır. Bundan dolayıdır ki kıymetli dostlar, kulluğumuzu ihmal etmemeliyiz. Allah'a kul olduğumuzu bilmeliyiz. Bu kulluğun gereği neyse, nerede ne yapmamız gerekiyorsa bunu yapmalıyız. Zira taputun içerisinde koyduklarımızı getiriyoruz, İstanbul gibi yerde ne yapıyoruz? Camide cenazelerini kılıyoruz. Adam hayatında çok hassas birisi olsa bile camiye taputu geldiği zaman herkes camide namaz kılarken o kılmıyor. Niye kılmıyor? Kılamaz ki. Bitti artık, onun namaz işi bitti, hesabı başladı. Ama cenazeye gelenler ne yapıyorlar? İçeride de namaz kılıyorlar, dışarıda da cenazesini kılıyorlar. Kıymetli dostlar, hayattayken yapalım yapacağımızı, kulluğumuzu yerine getirelim. Sonra iş işten geçmiş olur, hesap zamanı başlamış olur. Dersime başlarken okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurdu, onunla bitirmiş olayım. اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّٰهِ Kullarım, benim size gönderdiğim güzeller güzeli Kur'an'ıma, emir ve yasaklarıma ittiba edin, hayatınızı ona göre düzenleyin. Öyle bir gün gelecek ki, eğer benim bana kul olduğunu bilmeden yaşayarak, yani benim emir ve yasaklarıma riayet etmeden kendi bildiği gibi yaşayacak olursanız, şöyle feryat edeceksiniz. Ya hasrata, vay bana vay, vay bana vay, ala ma farrattu fi cembillah, dünyada benim yatım vardı, evim vardı, arabam vardı, param vardı, çekim vardı, senedim vardı, vardı, vardı. Eyvah, bu yolculukta benim hiçbir şeyim yok, bu yolculukta hiçbir şeyim yok. Allah'a giderken ne getirdin derse, götürebildiğim hiçbir şey yok. Eyvah, ben ne yaptım? Müflisim, fakirim, yoksulum, eyvah, eyvah, bir ömrü neden böyle tükettim diye yalvaracaksınız, diyor Allah Celle Celaluhu. Ve in kuntu lemines sahirin. Bir şey yapmadım, onu koy bir tarafa, bir de yapanlarla alay ettim deyip feryat edeceksiniz. O gün gelmeden önce yapılması gerekenleri yapın, Kur'an'ıma uyun, hayatınızı güzelleştirin diyor Yüce Rabbimiz. Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece, ikinci, 3 ayların ikinci mübarek gecesi, Miraç gecesini idrak etmiş olacağız. Şimdiden Miracımız mübarek olsun. Kıymetli dostlar, 3 aylar içerisinde kendimize daha çok çeki düzen verme imkanımız vardır. Rabbim hakiki tevbeler nasip eylesin. Efendim, camiye girerken gördüğünüz faturalar ellerinizden öper. Rabbim kazancınızı bereketlendirsin. Rabbim darlık göstermesin. Sıkıntıda olan kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. İşini yürütmekte müşkilatı olanlara, borcunu ödeyemeyenlere, alacağını tahsil edemeyenlere Rabbim yardım eylesin. Lillahi'l-Fatiha.